Ankara bağlantısını gerçekleştirdik. Ömer Faruk, duyuyor musun bizleri? Alo? Alo? Ömer Faruk, duyuyor musun? Evet, sen bizi duyuyorsun ama biz senin maalesef fan halkı olarak duyamıyoruz. Şu an duyuyor musun bizi? Alo? Evet, şu an Ömer Faruk, duyuyor musun bizi? Duyuyorum. Evet, şimdi öncelikle Ankara'dan canlı telefon bağlantısıyla katıldın. Seni de uyandırdık, kusura bakma. Herhalde akşam da yine o direniş hareketine katılmaya gittin. Şimdi Ömer Faruk, 16 yaşında bir gençsin. Sana birkaç evet. sorum olacak. Sen darbeyi nereden duydun? İlk nasıl haberdar oldun? Önce bir bunu anlatır mısın bize? Ben her sene olduğu gibi kuzenlerimin yanına, amcamların yanına Ankara'ya geldim babaannemi evet. görmeye. Evet. Yaklaşık saat kaç tam bilmiyorum. Dışarıda her çocuk gibi oyun oynuyorduk kuzenlerimle. Evet. Yeni mahalleye çok yakın bir yerde demet evlerde oturuyoruz. Ağır makineli tüfek sesleri duyduk 3-4 kez üst üste. Evet. Duyduğumuz zaman kuzeninle birlikte şey düşündük, gök gürültüleri falan, yağmur yağacak diye düşündük. Havaya baktık, tek bir bulut yok, bu ne sestir? İkinci sesten sonra zaten anladık makine tüfek sesi olduğunu. Evet. Sonra işte herkes, parktaki herkes çocuğunu aldı işte eve götürdü. Amcam dedi içeri girin, ne olur ne olmaz. İçeri girdik, sesler hala devam etti. İlk şunu düşündük, bir terör saldırısı, her an haberlere düşebilir bir terör saldırısı. Ama silah sesleriyle de kesilmedi, bomba sesleri gelmeye başladı. Ve bunlar yani küçük bombalar değil, bizi de korkutan bomba sesleri gelmeye başladı. Evet. Hemen haberleri açtık. Hemen haberleri açtık. Tabi haberlerde Ankara yok. İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam Boğaziçi köprüsü kapatıldı. Haberleri yayılıyordu. Evet. Direkt şey düşündük. Boğaziçi köprüsü kapatıyorsa demek ki orada da bir terör saldırısı olacak ki askerler güvenceyi sağlamak için oraya gidiyor. Meğerse zaman ilerledikçe amcamın bana dediği söz, evet. Oğlum bak siz de gördünüz, oğullarınıza söylersiniz, siz de bir darbe gördünüz artık. Ondan sonra anladık, epey bir evde oturduk, haberleri izledik. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, sokaklara dökülün çağrısı üzerine, evdeki bayrakları aldık. Ondan sonra hemen Ankara'daki AK Parti binasına doğru yola çıktık. Bizim gibi binlerce, yüz binlerce insan korna sesleriyle, tekbirlerle AK Parti binasının önüne geldik. Evet. Orada bir milletvekili, şu an ismini unuttum. Milletvekilinin bize burada ihtiyaç olmadığını, evet. Kızılay ve havalimanına gitmemiz gerektiğini söyledi. Evet. Oralarda bize ihtiyaç olması gerektiğini söyledim. Biz Kızılay'a da gitmedik. Şeye de gitmedik. Havalimanına da gitmedik. Biz ve yaklaşık 50 araçlı bir grup, ya daha fazla da olabilir. Evet. Hava kuvvetlerinin oraya gittik. Çünkü biliyorsunuz oradan jetler ya da benzeri bir şey kaldırırlar diye ya da bir şey oldu. Evet. Hava kuvvetlerinin oraya gittik. Hava kuvvetlerinin oradan merkeze, Kızılay'a yayılacak 8 tane tank vardı. Evet. O 4 şeritli bir yol, 2-2 olmak üzere sağlı sollu gidişli gelişli. Oralara oturduk, protesto etmeye başladık, bayraklarımızı salladık, tekbirler getirdik. Evet. Epey bir süre onları durdurduk, üstlerimize yürüyemediler. Bizi rahatsız eden, bizi korkutan, korkutmaya çalıştılar üzerimize ateş ederek. Jetler 50 metre yukarımızdan geçerek o cızırtılı sesleriyle bizi korkutmaya çalıştılar. Ama tek bir vatandaş bile geri çekilme düşüncesi olmadan ilerledi. Bir ara bir vatandaşımız elinde bayrağıyla birlikte, artık onlara mı aitti, bu bir numara mıydı, bizi korkutmaya mı çalışıyordular yoksa gerçek bir şey miydi tam bilmiyoruz. Ama koşarken tankın üstüne doğru koştu, tanktan iki el silah sesi
geldi. Tabii tankla aramızda çok mesafe yok. Yani bir çok mesafe yok. Adamı vurdular. Adam yere yığıldı. Aradan 10-15 dakika geçti. Bizim grubun içerisinden 3-4 kişi adam görmeye girdi. Ondan sonra asker, onlar da orada silah kuvveti kullanırken hemen geriye geldiler. İki asker, iki üniformalı asker yerde yatan ölü insanı, numara mıydı hala bilmiyoruz, ölü insanı alıp ama ateş açtılar mı? Ömer, ateş açtılar mı? Silah sesini duyuyor evet, muydunuz? Evet, silah sesini duyduk. Ateş açtılar. Koşarken adam ateş açtılar. Ama ona doğru mu, havaya doğru mu, onu bilmiyoruz. Evet. Ve garip olan şöyle bir şey var. Adamı çekerken biz pek bir kan izi göremedik. Gidenlerin söylediği de şu. Biz gittik, adam gördük ama pek bir kan izi yoktu. Ama yine de yani umarım ölmemiştir ama silah kullanmayı denediler. Ondan sonra epey bir durdurduk. Biz orada oturmaya devam ederken İstanbul alınmıştı. İstanbul vatansever Müslümanlar tarafından İstanbul alınmıştı. Biz orada hala oturuyorduk. Sonra kaybedeceklerini, darbenin olamayacağını anlayıp artık kesin emir alıp, silahlı emir alıp iki tane panzer, ama bu askeri panzer büyük, bize doğru geldi, epey bir geldi. Sol şeritte epey kalabalıktık, sağ şeritte azdık, orayı deldi geçti, oradan tanklar geçmeye başladı. İki tank geçti, biz onları kovalamaya başladık. Yani ölümü pahasına geçmeye çalışıyordular. Ateş ederek hem havaya hem de ayaklarımıza doğru vurma amacında değildi. Tepedekiler vurma amacında değildi. Çünkü onlar da epey bir korkmuştu, yani gözlerine korku okunabiliyordu. Geçmeye çalıştı. Tabii tank bir noktadan sonra geçemedi, araçlara takıldı. Ezme düşüncesinde değildi ilk başta. Bize namlusunu çevirdi, bildiğiniz çevirdi. Havadaki namluyu aşağı indirdi. Yani o an ateş ettik diye düşündük. Yani herkes öyle düşündü. Ama kimse namlunun üzerinden çekilmedi. Ondan sonra 4 tane tank kalabalığı yararak, çünkü ilk ikisi geçtikten sonra kalabalık evet, bozuldu. Herkes ikisini durdurma çalışırken baktık arabaların üzerinden geçti, hava ateş ede araçların üzerinden geçtiler. Ve bu bizi epey bir korkuttu. Eğer bunu yapacak kadar göze dönmüşlerse demek ki silah emri de almışlardır diye. Ömer, şunu soracağım. Ömer, duyuyor musun? Sen evet, 16 yaşında duyuyorum, bir gençsin. Genç ve çocuk arasında evet, olan birisin. Evet. O akşam evet, hiç ölmekten korkmadın mı? Yani ölmekten korkmadın mı? Şöyle söyleyeyim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü vardır. Öleceksek bir kere ölelim, şerefimizle ölelim. Vatansever olarak, bir Müslüman olarak ölelim. Peki Ömer, bir annem bir babam vardır. Onlar evet, sana engel olmadılar mı? Amcan mı seni götürdü? Nasıl gittin? Bir de bundan bahset istersen. Yani dediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan şey yaptıktan sonra, çağrıyı verdikten sonra annem ne babam, hiç kimse bana demedi gitme yani. Yani direkt bayraklarımızı aldık. Çünkü amcam dedi ki bu zaman oturma zamanı değil. Ya biz otururuz vatan elden gider, ya da sesimizi çıkarırız, kurtarırız vatan diyerek araçlara binerek gittik. Ömer, senin yaşlarında çok genç var mıydı orada? Yani benim gördüğüm Hava Kuvvetleri'nin orada, AK Parti binasının orada vardı. Hava Kuvvetleri'nin orada çok benim yaşımda yoktu yani. Ben, kuzenim 4-5 tane bayan vardı. Yani benim yaşımda. Yani senin yaşamın 4-5 bayan vardı. Erkek olarak birkaç kişi vardınız. Orada çok karabalık mıydı? Ömer, bir de Hava Kuvvetleri mi, Genelkurmay mı? Gerçi onlar birbirine yakın yerlerde. Yani ben Genelkurmay diye biliyordum. Genelkurmay değilmiş, Hava Kuvvetleri'ymiş.
Hava Kuvvetleri'nin Ozan yaklaşık 8 tank hareket edip Kızılay'a doğru gidecekmiş. Biz onları durdurmak için gitmişiz. Evet. Amcama sordum, böyle dedi. Diğer soru neydi, unuttum. Şimdi Ömer, sen bir şeye şahitlik yaptın. Yani 15 Temmuz akşamı, 16 Temmuz akşamı. Evet. Öyle tahmin ediyorum, ailen yine sana karışmayacak, gideceksin. Bir darbenin ne olduğunu bilmiyorsun ama orada öldü mü ölmedi mi, bak çok masumane, çok saf bir duygula diyorsun ki bilmiyorum hakikaten öldü mü ölmedi mi, ama büyükler hemen diyor ki hayır öldürdüler, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Evet, bir sürü kişi hayatını kaybetti. Bu senden nasıl bir duygu yarattı? Yani şimdi evet, bir devlet var, devleti yöneten, sevdiğini anladığım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışan bir ordu içinde askerler var. Bu sende güven, güvensizlik nasıl bir duygu oluşturuyor? Yani ilk başta evet, büyük bir korku, yani korku vardı ama çok büyük bir korku vardı. Ha, korkuşu değil, ölmek değil ya da işte askerler gelecek yönetime böyle böyle yapacak korkusu değil. Devlet elden giderse, bildiğiniz gibi Türkiye Müslümanların artık son kalesi, o durumda olduğu için giderse diye bir korku vardı. Recep Tayyip Erdoğan'ı yakalarlarsa diye bir korku var. Çünkü açıkçası ben darbe neydi bilmiyordum. Sadece belgesellerde 1980'in o darbelerini, belgeselini izlemiştim. Giderse diye korkuyordum. Amcam bana dedi ki bu tanklar geçti. Tabii bizi bölerek 4 tane tank geçti oradan. Diğer 4'ü orada kalıp geri döndü. Gerideki yerlere müdahale etmeye gittiler. Orada amcam dedi ki işte şimdi darbe olmadı. Eğer Erdoğan'ı yakalarlarsa, tutuklarlarsa işte o zaman darbe olur. Tabii o zaman korktum. Epey bir korktum çünkü yakalarlarsa hiç iyi davranmayacaklarına emindim. Ama korkumuz, Allah razı olsun, vatanperverliğimizin, Müslümanlığımızın önüne geçmedi. Sokaklara çıktık. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı savunduk. Ülkücüsüyle, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, hepsiyle sokaktaydık. Evet. Böyle yani. Ömer, bomba seslerine şahit olduğun, duyduğun, silah seslerine şahit olduğun, birçok yerde bombalandı. O an aklından ne geçti? Yani şu an Ankara'da bu şeyin uzun sürmesinin tek sebebi havada iki jet vardı. Yani onlar olmasaydı darbe çok daha kısa sürecekti. Çünkü Kızılay Meydanı'na giren tüm tanklar saniyesinde durduruldu. Halk durdurdu değil mi? Halk, hepsini halk. Çünkü biz gittik ya Hava Kuvvetleri'ne oraya. Hava Kuvvetleri'nin orada belirli bir polis vardı. Polis ne için gitmişti? Bizi durdurmak için değil. Polis tankların geleceğini biliyordu. Halkı buraya yönlendiriyor. Diyor, gelin yardımcı olun bize. Çünkü biz oraya gittiğimiz zaman polisin gözünden okunuyordu yani. Polis pes etmiş. Polis orada çok büyük bir korku içerisindeydi. Biz gittikten sonra biraz rahatladı, dedi. Tamam. Şeyi bile düşünüyordu oradaki polis. Haberlerden haberi olmadığı için Erdoğan'ı yakaladılar, darbe olacak. Bir de ana İstanbul Emniyet Müdürleri mi bilmiyorum, amirleri de olabilir. Ya onları öyle bir hızla çıkarmış ki, bilerek, bunu bilerek yapmışlar. Öyle bir hızla çıkarmış ki polisler yani tüfeklerini bile alamamışlar. Tabancayla müdahaleye gittiler. Evet. Bunu bile tüfeklerini bile alamamışlar. Tabii bomba sesleri, biz yaklaşık eve 2:30-3 gibi geldik. Evet. Haberleri izlemeye devam ettik. Sabah erken saatlerde tekrar gidecektik. Haberlerde MİT'in açıklaması olsun, birçok açıklama olsun, darbe püskürtüldü dedi. Biz çok aşırı mutlu olduk. Evet. Ama hala havada jet vardı. Vardı. Yaklaşık bir 2 saat uyuyayım dedim ki maksat şey yapayım. Gözümü kapatmamla TBMM'e bize çok yakın bir bomba sesi geldi ki yerler titredi. Evet. Kuzenim yataktan yere düştü, ben de ayağa fırladım böyle.
ama öyle böyle bir korku değil. Yani şunu gördük. Biz Suriye'nin bir spikerin dediği gibi, A Haber'in spikerin dediği gibi %1'ini yaşadık. Suriye'nin evet. %1'ini yaşadık ve bu korkuyu gördüm ben. Yani Suriye'dekilere öncelikle Allah yardım etsin. Çünkü amin. Biz %1'ini yaşadıksa oraları düşünemiyorum. Tabii belli bir süreden sonra bombalamayı yaptıktan sonra artık onlar da kayboldu. Onlar da bir sır perdesine girdi. Hani öyle. Sevgili Ömer, başta amcanın, sonra senin, daha sonra annenin ve babanın önünde saygıyla eğiliyorum. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, kolay gelsin, hoşça kal. Teşekkür ederim. Sağ ol, güle güle. Sağ ol.